Kız kardeşime şöyle dedim. Oğlunu alıp götürüyorum. Bugünler onun son günleridir. Birazcık eğlenceye, temiz havaya, istirahate ihtiyacı vardır dedim. Rahip çıkacağı gün kendi arzusuyla o feci yere gidecek. Neydi o yerin adı? Amazonlar. Amazonlar. Sen oraya. Ah, hepinizi geberteceğim, her şeyi üzerime yıkıyorsunuz. Alessia hayatım, kahvene bir damla viski koyayım mı? Anneze! Dokunmaz mı ona? Aa, Nikola, onu soluk gördüm, birazcık meraklandım. Teşekkürler teyze. Hoş geldiniz Don Nikola. Sen de hoş geldin, gel bakalım içeri gel. Her tarafım ıslak, yerleri kirletmek istemiyorum da. Ziyanı yok, gel, gel içeri, sana kuzenimi takdim edeyim. Geldiğine çok memnun oldum. İşte kuzenim. Memnun oldum, hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Zahmet olmazsa teyze, bir damla viski isteyeceğim. Rahip okulun da bana yasak değildi. Ya o memlekette, adı neydi? Amazonlar teyze, Amazonlar. Onsuz ne yapacaksın? Allah bunu ve başka şeylerin yokluğunu bana hissettirmeyecektir. Aferin oğlum. Alessia, bugünlerde herhalde çok canın sıkıldı. Bu yağmurlardan sokağa çıkamadın. Tam tersine, teyzemle biz çok eğlendik. Oo, çok teşekkürler teyze. Teyzem çok iyidir. Biliyor musunuz, beni yatağında bile yatırdı. Ben, gök gürültüsünden, şimşekten korktuğum için yalnız kalmak istemedim. Oo, hakikaten çok memnun oldum. Bunu biliyordum. Havlayan köpek ısırmaz. Yağmur yağsa da yağmasa da kasabaya, sinemaya götüreceğim seni. İkimiz yalnız ama. Öyle değil mi sevgili? Evet. Günaydın. Teyzem burayı düzeltmem için gönderdi beni. Yo, sakın gitmeyin. Kalabilirsiniz. Fakat Ben ibadet vaziyetindeydim. Dua ediyordum. Devam edin, lütfen, nasıl olsa gürültü yapmıyorum ben. Belki de iyi yerleşmemişti. Evet, lütfen onu tutturmama yardım edin. Evet, lütfen. Fakat sen yukarı çıktın. Evet, zarar yok, sen bana perdeyi ver. Tabii, derhal. Aman.